Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hemen videomuza geçeceğim fakat onun öncesine değerli dostlar Sizlere bir teşekkürü borç bilmekteyim. Allah razı olsun bir önceki videomuzda kendi haber sitemiz haberdis.com'u sizlere duyurmuştum. Daha sonrasında tabi video yayınladıktan sonra sizlerin tepkisi beni oldukça memnun etti. Tabii zaman zaman bazı eleştirilerinizi de yorum olarak belirtmiştiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki tek tek yorumlarınızı okudum. Allah razı olsun gerçekten de duygulanmamak için kendimi zor tuttum. Eleştirilerinizi de oldukça dikkate alacağım. İnşallah ilerleyen zamanda haberdis.com'umuz kendi bizzat konu belli ailesinin haber sesi zamanla kendini geliştirecektir. Değerli dostlar tekrardan Allah hepinizden razı olsun diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Finlandiya'ya gideceğiz. Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninistö Türkiye hakkında açıklama yaptı. Ninistö dedi ki önümüzdeki hafta NATO liderler zirvesi yapılacak. NATO toplantısından önce Finlandiya'nın NATO'ya girmesi pek muhtemel değil. Türkiye'nin görüşlerine bakacak olursak Eylül ayına kadar Finlandiya'nın NATO'ya gireceği hiç ama hiç zannetmiyorum dediğinin üstü haberimizin detayları isterseniz karşımıza bir gelsin. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya Devlet Televizyonu YL'ye yaptığı açıklamada NATO üyeliği konusunda Türkiye ile Finlandiya ilişkilerinin seyrine değindi. Türkiye'nin talepleri doğrultusunda geri adım atmadığını vurgulayan Niinistö, buna rağmen görüşmelerde bir ilerleme var ve müzakere sürmekte. Türkiye ile İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde anlaşacağıma inanmıyorum. Eylül'den önce Finlandiya'nın NATO'ya gireceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Entlin de ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada Türkiye ile İsveç arasında dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO müzakerelerini değerlendirdi. Görüşmelerin yapıcı geçtiğini aktaran Lind, "Yapıcı görüşmeler gerçekleşti. Burada en önemlisi de görüşmelerin devam edecek olmasıdır." diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Gerek Finlandiya tarafı, gerekse İsveç tarafı artık yavaş yavaş gerçeklerle yüzleşmeye başladılar. Geçtiğimiz günlerde size bu tarz haberleri aktardığımda ne diyordu en son Finlandiyalı makamlar veyahut da İsveçli makamlar gerek Finlandiya gerekse İsveç olarak Türkiye'nin taleplerini elimizden geldiğince karşıladık. Bizden başka hiçbir şey gelmez. Biz başka bir şey yapamayız. Artık bu saatten sonra ne olursa olsun tarzında konuşuyorlardı geçen haftalarda. Fakat görmüş olacağınız üzere yavaş yavaş hizaya geliyorlar. Zaten İsveç dosyasını hiç açmayalım. Hadi Finlandiya'da birazcık daha Türkiye'nin isteklerine yönelik olumlu hareketler söz konusu. Fakat İsveç'te yani terör örgütü propagandası, terör örgütü liderinin işte İsveç'teki belli mabetlere fotoğraflarının yansıtılması mı dersiniz artık bu görüntüleri hepimiz gördük. Yani İsveç'in durumu gerçekten de çok berbat. Bakalım ilerleyen günlerde neler yaşanacak. Gelişmeleri sizler için takipte olacağım diyorum ve ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte savunma sanayi başkanımız Sayın İsmail Demir'in Amerikan medyasından Wall Street Journal'a vermiş olduğu röportaja uzanacağız. Ukrayna silah satışına değindi İsmail Demir. İsterseniz haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Neler yaşanıyor hep birlikte öğrenelim. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Profesör Doktor İsmail Demir, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik silah satışı hakkında Wall Street Journal'a açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya silah satışı konusunda Türkiye'nin çok daha dikkatli olduğunu açıklayan Başkan Demir, Türkiye her iki tarafı da barış masasına çağırabilen yegane bir ülke. Bir tarafa bir sürü silah gönderirken bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu konuda artık çok daha dikkatliyiz. Örneğin Ukrayna'ya yönelik kişisel koruyucu ekipman satışı konusunda hiçbir tereddütümüz yok diye açıklamalarını devam ettirdi. Öte yandan Demir, Ukrayna'ya yönelik Bayraktar TB2 silahlı insan sava aracı satışı konusunda da devam eden süreçler olduğunun altını çizdi. Evet değerli dostlar aslında birkaç haftadır benim kulağıma gelmekteydi fakat doğruluğuna inanmadığından ötürü şu bilgiyi sizlerle paylaşmamaktaydım. Değerli dostlar sosyal medya son birkaç haftadır işte Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar TB2 satışı konusunda veyahut da işte mühimmatlar, mamle tedari konusunda bazı önlemleri aldı. Sosyal medyada karşıma çıkmaktaydı. Fakat görünen o ki değerli dostlar haberler gerçekten de doğru. Son günlerde savunma sanayi başkanımızın da dediği gibi gerçekten de Türkiye birazcık üstüne düşüyor mevzunun. Yani olması gereken de budur diyorum ve bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde değerli dostlar öncelikle eğer ki sandalyede koltukta falan oturuyorsanız lütfen arkanıza bir yaslanın. Oldukça keyiflendirici bir habere uzanacağız. Hep birlikte bir Milli Savunma Bakanlığımızın Yunanistan'a vermiş olduğu efsane ama öyle böyle değil. Ayara uzanacağız. Değerli dostlar geçtiğimiz günlerde bir tane Yunan bakan ismi Miteraki'ydi yanlış hatırlamıyorsam Yunan Bakan Türk Sahil Güvenliği'ne yerli yersiz saçma sapan açıklamalarda bulunmuştu. İşte Türk Sahil Güvenliği bölgedeki işte sivilleri botlarla ölüme itekliyor tarzında açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonrasında Türkiye, daha sonrasında Milli Savunma Bakanlığımız ne yaptı biliyor musunuz? Bir yazılı açıklama yayınladı bu konuya ilişkin. Fakat Yunan Bakan'ın muhatabı olaraktan Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir Türk üst çavuşumuzu Milli Savunma Bakanlığımız Yunan Bakan'ın muhatabı olarak gösterdi ve Yunan Bakan'a yazılı cevabı bizzat Türk üst Çavuş verdi. Haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Metnini de sizlerle paylaşacağım. Detaylar şu an sizlerle. Geçtiğimiz günlerde Yunan Bakan Miteraki sosyal medya hesabından işte Türkiye'yi suçlayıcı bazı paylaşımlar yapmıştı. Devamında Türk sahil güvenlik birimleri bugün yapmış oldukları basın açıklamasında Türkiye'ye hedef alan Yunan Bakan'a Üst Çavuş cevabıyla karşılık verdi. Türk sahil güvenlik birimlerinin basın açıklamasıyla Yunan Bakan'ın muhatabı olarak Türk Üst Çavuş gösterildi. Görmüş olacağınız üzere sahil güvenliğin resmi açıklaması bu şekildeydi. Yine haber sitemize koyacağım bu haberi. Oradan yakından göz atabilirsiniz. Son olarak da yazmışlar. Hasan Baş, kıdemli üst çavuş. Yunan Bakan artık buna cevap verir mi? Vermez mi? Burası onlara kalmış. Sayın komutanım Hasan Üst Çavuşum. Eğer ki bu videoyu izliyorsan gerçekten ben metni böyle kendi başıma okudum. Ellerine sağlık. Yani Yunan Bakan'a gerçekten de anladığı dilden cevap vermişsin. Artık bundan sonra Yunan tarafının bu tarz gelişmelere alışması lazım. Yani karşındaki muhatap Milli Savunma Bakanlığı yaparız Türkiye olarak ara sıra bu tür oyunlar. Yunanistan gerçekten de oldukça şaşırmıştır diyorum ve devamında dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya gelişmelerine uzanacağız. Yine sizler için birbirinden önemli birbirinden kıymetli haberleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün öğle saatlerinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İngiltere savunma sanayi ilişkileri başta olmak üzere Ukrayna'daki tahıl ihracatına ilişkin bazı konular ele alındı. Bolca merak edilen ve bana da özelden birçok mesaj gelen bir konuydu. Ukrayna'da mahsur kalan 2 adet A400M koca Yusuf'umuz vardı. Değerli dostlar bu konuda önemli bir gelişme mevcut. Ukrayna Dripno Havaalanı'nda yaklaşık 4 aydır mahsur durumda olan A400M uçaklarımızın pistlerin bombalanması sonucunda kalkış gerçekleştiremediği sosyal medyada söylenmekteydi. Fakat devamında o havaalanının bahçesinde Sovyetler döneminden kalma görmüş olduğunuz bir uçak maketi bulunmaktaydı. Değerli dostlar, elimize ulaşan son dakika bilgisine göre o maket sökülüp yerine bayraklar TB2 anıtının dikileceği belirtilmekte. Hayırlı uğurlu olsun ve inşallah tekrardan söylüyorum, uçaklarımız bir an önce ülkemize geri dönerler. Tabii sizler için Ukraynalı Telegram hesaplarını kontrol ettiğimde karşıma bir anda ne çıksa beğenirsiniz? Ukraynalı Telegram kullanıcıları son birkaç hafta Ukrayna'nın Türkiye'den eksiyat talebinin iki kez reddedildiğini duyurmakta. Bir önceki konu başlıklarımıza sizlere aktarmış olduğum savunma sanayi başkanımızın söyledikleri burada da karşımıza bir kez daha çıkmakta. Görünen o ki Ukrayna'ya son günlerde Bayraktar Tebek tedariğini Türkiye olarak kesmiş durumdayız. Akabinde hırsız Yunanistan'a gidiyoruz. Yunanistan sarma hata adında Türk sarmasını sanki kendi sarmalarıymış gibi bu şekilde dün satışa çıkarttı. Yani her şeyi çaldılar. Geçtiğimiz bir önceki videomuz da hatırlarsanız Bayraktar TB2'mizi çalmaya çalışmışlardı. Allah bilir değerli dostlar büyük ihtimalle kaçta bulunan Türk restoranlarından paket yapıp sonra daha sonrasında kendileri Yunanistan'da bu şekilde konserve haline getiriyorlardır. Videomuzun başından da göreceğiniz üzere bu görüntüler Ankara'dan çekildi. En azından sosyal medyada bu görüntülerin Ankara'da çekildiği belirtilmekteydi. Değerli dostlar Ukraynalı jet motor şirketi Motorsik vardı hatırladık değil mi? Defalarca bombalanmıştı hatta Ruslar tarafından seyir füzeleriyle. Söyle röntgeler o ki Ukraynalı jet motor şirketi Motorsik Ankara'ya taşınmış. Bu şekilde tabelasını da asmışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu gelişme asla hafife alınabilecek bir gelişme değil. Bu ne demek oluyor? Ukraynalı motor alanında gelişmiş mühendisler de aslında Türkiye'ye gelmiş vaziyetteler. Hatırlarsak savaşın başında da sizlere bu tarzda Ukraynalı mühendislerin Türkiye'ye yerleştiği tarzında hatta Milli İstihbarat Teşkilatımızın Ukraynalı mühendislere Türkiye'de evda'yı tuttuğunu sizlere söylemiştim. Görünen o ki değerli dostlar yine dev devlet aklımız takır takır çalışmakta. Sevindirici haberlerimize devam ederekten Baykar savunma tarafından geliştirilen insan hava aracımız Akıncı'dan hava hava füzesi atışı önümüzdeki günlerde yapılacak. Akıncı dünyada hava hava füzesi ateşleyen ilk insan hava aracı olacak. Bu süper bir gelişmeydi. Zaten herkes tarafından beklenmekteydi. Tubitak Sage üretimimiz olan Gökdoğan füzesini mi yoksa Bozdoğan'ı mı atar? Orasını bilemiyorum. Fakat bu gelişmeyi ben özel olarak takip edeceğim. Yine her zamanki gibi güncel radar uygulamalarını gece yatmadan önce kontrol ederken dün gece saatlerinde karşıma ne çıksa beğenirsiniz. Türkiye'ye ait 12 tane siyanın aktif halde uçtuğunu gördüm. Haritadan da göreceğiniz üzere Türkiye'ye ait 12 farklı siyah aynı anda uçuş yapmaktalardı. Hepsi ülkemizin farklı köşelerinde ülkemizi korumakla meşguldü. Hep birlikte bir İran'a gitmek isteyeceğim. İran'ın 3 yıl önce Sevom Kortat hava savunma sistemiyle düşürdüğü Amerikan Global Hawk insan Sava Aracı Sistemi'ne ait enkaz İran tarafından bu şekilde müzede sergilenmiştir gilenmeye başlanmış. Yani inanır mısınız değerli dostlar her ne kadar İranlı makamlar gerçekten düşürdük deseler de geçtiğimiz zamanlarda inanasım gelmiyor. Çünkü İranlıların üretmiş oldukları o sahte uçamayan uçakları veyahut da yürüyemeyen tankları artık hepimiz bilmekteydik. Fakat dikkat çekici bir gelişmeydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Bir hat size gideceğiz. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sizimiz. Dedi ki Sanna Marin Türkiye'nin pek çok endişesini şahsen ben gereksiz görüyorum. Mesela biz terörizme sıcak bakmıyoruz. PKK bizim için de terör örgütüdür diye saçma sapan açıklamalarını sonlandırdı Sanla Marin. Hanımefendiye bir sormak istiyorum. PKK tamam terör örgütü diyorsunuz. Fakat PKK ile kol kola gezdiği tüm dünya tarafından belgelerle kanıtlanan YPG'ye niye özgürlük savaşçıları diyorsunuz. Arasındaki fark nedir? Önce siz Türkiye'ye bunu bir açıklayın. Daha sonrasında kendi kendinize çok açıklama yaparsınız. Devamında Kazakistan'a bir gitmek isteyeceğim. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Rusya'nın ödülünü kabul etmedi. Detaylara indiğimizde Tokayev başkanlık döneminin sonuna kadar ne yerli ne de yabancı ödülleri kabul etmeyeceğini bildirmiş. Rusya Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e Alexander Nevski nişanı vermeyi teklif etmişti. Tokayev onur için teşekkür etti ancak ödülü reddetti. Özellikle de son günlerde Kazakistan'dan Rus karşıtı birçok söylem karşımıza çıkmakta. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında hep birlikte bir Yunanistan eski savunma bakanı Apostolakis'in açıklamalarına gideceğiz. Apostolakis dedi ki Miçotakis'in ABD ziyareti ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ertesi gün Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Türkiye'nin onlar için ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Göstergeler ne yazık ki F-16'ların satışına ABD'lerin onay vereceği yönünde. İtalya Libya konferansına bizi değil Türkiye'yi davet etti. Bu fiyaskoda tokadı bize ilk Almanlar şimdi de İtalyanlar attı. İtalya'yı değil kendimiz suçlamalıyız. Çünkü Libya'da olmaya özen göstermedik diye bir öz eleştiri yaptı Apostolakis. Yine eski Yunan general hani akılları o sonradan başlarına gelen eski Yunan generaller, eski ABD'li diplomatlar var ya. Yine onlardan bir tanesiydi. Ayrıca hazır Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 vermesi konusu açılmışken değerli dostlar son günlerde kulağımıza işte Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16'ları alamazsa İngiltere'den Eurotyper savaşı alabilir diye bazı söylemler kulağımıza gelmekte. Haberiniz olsun süreci yakından takipteyim diyorum ve bugünkü son konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir ABD basına gideceğiz. Amerikan dergisi Forbes son yapmış olduğu haberinde Esad'ın hava savunma sistemleri PKK'yı Türkiye'ye karşı koruyamaz diye önemli bir başlık hatta haberine. isterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Neler yaşanıyor hep birlikte öğrenelim. Terör örgütü ele başlarından Mazlum Kobani 5 Haziran'da İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği mülakatta Suriye ordusunun Suriye topraklarını savunmak için yapabileceği en önemli şey Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemlerini kullanmak olacaktır demiş ve Esad rejimini harekete geçirerek kendilerini koruma altına almayı amaçlamıştır. Terörist Kobani'nin sözlerini değerlendiren Forbes yazalı Paul Eaton son yıllarda Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği harekatlara atıfta bulunarak son 6 yılda meydana gelen birçok olayın bize gösterdiği şey şudur ki Suriye hava savunması ve savaş uçakları Rus desteği olmadan Türk Hava Kuvvetleri'ni asla caydıramaz. Türk insan hava araçlarının Suriye sahasında Rus hava savunma sistemlerine karşı daha önce verdiği başarılı sınavlara dikkat çeken Forbes yazarı Suriye devletinin hava savunmasının en gelişmiş silahı 2018 yılında teslim edilen S300'dür. O da Rus kontrolü altında bulunmakta. Panther ve Buklar ise Türk insan sava araçları tarafından kolayca yok edilebilir. Suriye hava savunması ve hava gücünün Türkiye'yi caydırmak için görünen tek yolu Rusya'nın bir Türk saldırısına karşı olduğunu göstermesidir diye açıklamalarını sonlandırdı Forbes yazarı. Görünen o ideal dostlar Forbes yazarına göre bu hava savunma sistemleri Türk uçaklarını, Türk insan savaş araçlarını gerçekten de engelleyebiliyor en azından kendisi ona inanmış. Yahoo adama sorarlar çok değil şundan bir iki ay öncesine gidelim. Değerli dostlar iki tane Bayraktar TB2, iki tane Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB2 Ukrayna'dan havalanıp Rusya'nın bizzat kendi kara toprağına gidip oradaki yakıt deposunu vurmamış mıydı? Ulan be adam ihracat versiyon olan Bayraktar TB2 gitti Rusya'nın kendi hava sahasına altını çiziyorum. Kendi hava sahasında başarılı bir operasyon yaptı sonra geri döndü üstüne. Sen hala gidip de işte Rus hava savunma sistemleri Türk uçaklarını, Türk insan savaş araçlarını durduruyor diyorsun. Gerçekten de bu Amerikalıların geçmişten de öyle uzak bir geçmiş değil. Yakın geçmişten de haberleri yok değerli dostlar diyorum ve bugünkü bana aylan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım haberlerimizi doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Buradan haberdis.com'a da ulaşırsanız gerçekten oldukça beni memnun etmiş olursunuz. O zaman ne diyeyim kendinize çok iyi bakın, alı emanet olun, her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.